tahtsiz olarak bu çalışmayı yaparken Muhammed Mustafa'ların mutlak kulluklarından öte bir ilim yapılıyor. Hepimizin gözü ağır yükü hafifletmek üzere bilişi tohumlarken çözümlemelerimiz muktediriyetimizle paralel olarak kendi yorumlarımızda kayıtlıyor. Ama bu yorumlarda kodlama var mı? Önemli olan öncelikle anlaşılması, anlatılması gereken bu husustur. Bizlerin dünya ilmimiz ağır yükü hafifletmek üzere bilişin kontrolünü sahip alıyor. Ama daha güçlü bir kaynak, daha güçlü bir yaşam için bu çalışmayı yapmamız da gereklidir. Bu çalışmayı ne şekilde yapabiliriz? Kendi ruhumuzun gücünü artırarak ve daha yüce bir levhiyi kodlayarak. Bunu yapmak sorumluluğumuzdur. Bugün burada bunu yapıyoruz. Hepimizin gerçek insanlığı budur. Gönüllerin gücü de budur. Eli ilimle kodlanmış olanın yaşamı bilinçle kodlanır. İnsanın et kemikten ibaret olmadığı kesinleşsin diye çalıştı. Herkes insanı et ve kemik kabul eder. Ama insan kendi yolunu açabilecek tek insanlık kalemidir. Yani insanın yolunu başka bir insan açamaz. İnsan kendi yolunun kontrolü ve kurucusu olarak o yolu açabilen hakikiyettir. Eğer ben sizin yolunuzu açtım, buyurun gelin birlikte o yolda yürüyelim dersem, bu yol birlik yolu değil, insan yolu da değil. Savaşın sistemindeki o yığınların bir kodu olur, bir kontrolsüz kaydı olur. Bugüne kadar yapılan hep buydu. Ben yol açtım, hadi buyurun o yolda yürüyelim. Bütün mahreklerde bu oldu. Yolu benim yoğunluğum açtı, siz benimle yürüyeceksiniz. Ha diyebilirsiniz ki ama ben yol açamazsam ne olacak? Açtığın yol kelamın olsun yeter. Yaşamın olsun yeter. Rahimde bundan öte bir yol olmaz zaten. Ama benim yolum öz gerçekliğin kontrolünü kurmuşsa bu bedenimin kuranı demektir. Ama o kuran mutlaktır ve herkesin kodlanışı için gerçeklik olmasına rağmen o gerçeklik hakikiyette, hakiki ilimde yoktur biz diriliğinin öteleri için. Biz dedim, fark etmişsinizdir. Bugün burada yaptığımız bu çalışma teknik olarak birdir. Bir bizlik çalışmasıdır. Bu çalışmada ne yapıyoruz? Birlik kalemi olarak teklik kaydı yapıyoruz. Peki o teklik kaydı kelamda ne ifade eder? İnsanlığı ifade eder. İşte bizim yaptığımız budur. İnsanlık kalemi oluş. İnsanlık kalemi olmamız şart mı? Kesinlikle şart. Neden? Çünkü ruhlar kalemi olup kodlama yaparak mutlak kuranları hakikiyetleriyle dilletebiliriz. O kendini dillediğinde dillenir ama birlik ilmiyle dillenir. Bu önemlidir. Yoksa o kendince konuştu ama kendini dilledi. Bu değildir. Bizlikle dillendi ve hakikiyetiyle dürümlere indi ve dinletti yoğunluğunu. Bunlar çok ayrı şeylerdir. Ben bana ait bilgiyi herkese dikte edemem. İslam'ın kelamı olsa da, yarının halikiyetinde olsa da o bilgi hakkım olandır ama hakikiyette hak olmayanların ilminde yoktur. Her kim ki hak olur, tahdissiz olur. Tahdissiz olduğu zaman tüm zamanların kelamıdır o. O yolu açtığı zaman mutlak olur. Mutlak olduğunda her şey kelamı olur. Ve sistem onu kodlar. Sistem insanlık kelamındaki sistemden çok öte bir sistemdir. Bu sistem ruhun Kur'an'ından da ötededir. İtibarı yol olanların kulluğudur bu. İtibarı yol olanlar dedim. Hani yol tek değildi ya,
Ama itibar dürümlere indiğinde artık o herkesin yolu olur. Ve bu görev insanlık gücüyle dürümlere iner. Bunca bilgi, bunca bilgi, bunca bilgi. Peki neden? İşte itibarlı bir yol için. Kur'an insandır derim ya hep. Ama o insanın da kendi rahmi kalemi olur. Büyük kötülükleri önleyecek güçtür o. Büyük kükremelerle kodlara iner ve sultanlık olur. Ha diyeceksiniz ki peki sultan sistemi kodlayabilir mi? Kodlar. Sonsuzu doğumlara kodlayabilir mi? Kodlar. Kare küre olanlara kervan olur mu? Mutlaka. Peki Nisa kalemi olur mu? Olur. Öyleyse sultanlıktan öte insanlık mı var ki? Levh-i kapıda biz insana kelam ederken sultanlık yapan o saltanata ilimde diriliğimizi kodlattırmadık. Bu önemliydi. Çünkü biz muktedir olan Mikail Kübrası'nın kültü olan ve tüm yaşamların göç kalemi olan İbrahim kapısıyız. Ne demek bu? Kur'an'dan öte bir Kur'an'dır. İbrahim canlar. Mikail'dir o. Kaynaktır. İnsanlığın kulluğundan çok daha ötededir o. Ve muktedir olan İbrahim, Muhammed'in Kur'an'ını kodladıktan sonra rahmi kapıda ilim oldu. İmparatorluğu kültüdür o. Ve çok mutludur. Çok. Biz ona Mikail olan insan dedik hep. Peki Mikail olan insan kesirleşmeyi önleyebildi mi? Öz köklerinde bu yoktu. Kesirleşme diye bir sistem yoktu. Bugün burada olanların çoğu kendi yarınlarını hak etmediklerinden bu şoklamayı yapmak istediler bize. Ve cümle yüreklere kalem olmak istediler. Kardeşlerim, elimizin gücü akıldır. Yaşamımızın gücüdür akıl ve doğanın gücüdür. Ama doğanın güçlerinin en yücesi olan insan mutlaka bilinsin ki İbrahim kodudur. İbrahim kodu dediğim anda İbrahim'i kodladığınız an ne çıkar bakalım? İmparatorluk. Biliş. Rahman. Hi hakiki ilim. Me mahrekteki mutlakiyet olan mahrek olan Mikail. Bir koddur bu. Sadece bir kod. Ve bu kod İslam'ın insanlığının gücünü dürümlere çeken birliktir. İmparatorluk gücüdür. Bütüne hizmetçilik budur canlar. Bütüne hizmetçilik budur. Her insana sen kendini dinle denir. Ama dinleyen kendi yarınını dinleyebilir mi? Önemli olan budur. Murat edilir ki dinler ama murat edilir ki dinler. Ya murat edilen değilse her insan hakkını, hak ettiğini dinletmelidir. Koç kesmeden de yaşanır, insan olunur. Ama koç kesenler iyi bilsinler ki kestikleri o koç kelamlarıdır. Ve biz o kelamda hasta insana hak olmayız. Her insan muktedir olsun diye yaptığımız bu çalışmada hasta olanların kurbanları kabulümüz değildir. İş budur. Şimdilik.